Biz doğrusu 16 pirinç markasını inceledik ama sonuçlarda yüz güldürdü. İyi ki de çıkmadı. GDO bulamadık. Çünkü Mersin'de 12 tane gemiden alınan nüminenin 11 tanesinde var. İddia öyle. Evet. Biz de Mersin'den gelen marketleri izledik. Onları uğraştık ama doğruyu da hep paylaştık. Yani biz sadece kötüyü paylaşmadık bugüne kadar. Elbette, doğruyu da elbette. Paylaştık. O yüzden özellikle hem ithal ve hem Osmancık gibi, Terme gibi yerli pirinçlerimize de baktık. Onları gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Ama tam biz baktıklarımızın tamamını temsil ediyor diyemeyiz. Tabii bütün markalara biz bakamadık. Sadece işlerinden 16 pirince baktık. 4'te bebek mamasına baktık. Biz yakalamadık diye yoktur da diyemeyiz. Evet. Oyunu bakanlığın kendisi tamamen. Ama şunu isteyebilirler tüketiciler. Artık laboratuvar altyapımız pahalı da değil. Market, zincirler marketler sattıkları pirinçlerin GDO'lu olup olmadığını analiz ettirip ürünlerin başına koysunlar. Biz burada hatırlatalım değerli seyircilerimize. Biz bu çalışmayı son olarak Mersin'de 23 bin ton GDO'lu pirinç olduğunu kanıtlayan ve mahkemeye belge sunan üniversitede yani İTÜ'de laboratuvarlarında ya İTÜ laboratuvarına yaptırdık. Bu İTÜ laboratuvarları Türkiye'de bu alanda çalışan gelişmiş imkanlara sahip çok kıymetli bir ekibi olan bir laboratuvar. Siz ne diyeceksiniz İTÜ'deki bu çalışmayla ilgili? O zaman Mersin sonuçlarını ekrana koysunlar ben yorumlayayım. Mersin'de yakalanan 23 bin ton pirinçle ilgili numunelerin tahlili nasıl yapıldığını söylüyoruz. Onu evet, evet. Şimdi ilk tahlil yapılıyor. Onda 11 tanesinde GDO olduğu bulunuyor. Onun peşinden... Evet, ekrana da şu anda yansıdı grafikler. İstersen oradan anlatalım. 12 numunenin 11 adetinde GDO bulunuyor. Ama %1'in üzerinde GDO bulunması nedeniyle bulaşma olduğu üzerinde durulmuyor. GDO olduğunu güçlendiriyor. Ama bu %1'in yüksek olması sadece güçlendirir. Yani inne GDO'ludur, bulaşma yoktur denmez. Bunu aşmak için yıkama yapıyor. Bu ikinci doğrulama. Pirince ait genleri, bunlar BT63, LL62, LL601, SPS gibi genleri tespit ettiklerinde o zaman yıkama veya bulaşma deme ortadan kalkıyor ve net olarak fotoğrafı ortaya koyuyor. 2011 yılında Dünya Sağlık Örgütü bir rapor yayınladı. Raporun ana konusu şuydu. Yaklaşık 100 yıl önce 1 mililitrede 100-110 milyon olan sperm sayısı son yıllarda 15 milyona düşmüş. Ki bir erkeğin... Çok dramatik bir düşüş değil mi hocam? İnanılmaz. Minimum sınır 20 milyon civarında. Yani üremenin gerçekleşebilmesi için, döllenmenin gerçekleşebilmesi için mililitrede en az 20 milyon spermin olması gerekiyor ki son rakam korkunç 15 milyon civarında ve bu ölçüm de maalesef 15 ile 28 yaş arasındaki gençlerde yapılan bir ölçüm. Hocam hastanelerin sürekli üreme merkezleri kurması tevekkeli boşuna değil herhalde. Tabii bakın son doğal yollardan üreyemeyen insanlık artık tabii, yolda galiba. Tabii son 10 yıl içerisinde biliyorsunuz tüp bebek merkezleri katlanarak artıyor. Bu da bu gerçeğin diğer bir yönü. Almanya'da yapılan çalışmalarda bazı cesetlerin çürümediğine bilim adamları ve yaptıkları toprak analizinde gördüler ki tabii 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkan kirlilik parametreleri özellikle ağır metaller ve tarım ilacı kalıntılarının yoğun miktarlarına rastladılar mezarlıkların olduğu bölgelerde. Dolayısıyla bu ortamda insan vücudunu parçalayacak olan bakteriler, mantarlar ve diğer canlıların popülasyonlarının toprak içerisinde yüzlerce miktardan onlarca miktara düştüklerine rastladılar. Diğer taraftan da yine cesetler üzerinde yapılan araştırmalarda görüldü ki özellikle insanların yağ dokusunda yüksek miktarda tarım ilacı kalıntılarına ve diğer kimyasallara, toksik maddelere rastlanıldı. Şimdi bakın bir taraftan vücudu mumyalıyorsunuz, vücudunuzu bir yandan mumyalıyorsunuz. Diğer taraftan da toprağın içerisindeki mikroorganizmaların bu parçalamayı yapacak olan ayrıştırıcı canlıların popülasyonlarını hızla yok ediyorsunuz. Şimdi şöyle önemli bir soru ortaya çıkıyor. Demek ki biz artık bundan sonra mezarlıkları planlarken
sağlıklı birinci sınıf tarım topraklarına ihtiyacımız var. Ama diğer taraftan da tarım alanlarına, gıda için tarım alanlarına ihtiyacımız var. Başka bir önemli nokta ise şu. Görüyorsunuz beslemek için de tarım toprağına ihtiyacımız var. Öldükten sonra dönüp parçalanıp tekrar sisteme dönebilmemiz için de yine birinci sınıf, ikinci sınıf tarım topraklarına ihtiyacımız var. 20 sene oldu efendim. 20 sene oldu. GDO'lu ürünleri dünyada milyarlarca insan yiyor. Bugüne kadar ispatlanmış tek bir ölüm vakası yok. Bir noktaya değineyim. Hocam, şimdi bu GDO'lu alanlarda biliyorsunuz bir gerçek var. Sizin orada dikmiş olduğunuz GDO'lu ürünlerin polenleri biliyorsunuz civardaki bitkilere kaçıyor. Dolayısıyla doğal yaşamdaki bitkilerle yeni melezler ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Ve GDO'lu genler onlara sıçrıyor. Şimdi o bitkiler, yani yabanıl bitkiler, tarıma alınmamış olan bitkiler milyonlarca yıldır değişen bütün ekolojik parametrelere karşı koymuş, değişime uğramış ki nesillerini halen devam ettiriyor. Ve onlar devam ettirdiği için onlardan besin zincirinde birçok bitkiler, canlılar, işte böcekler, kuşlar, diğer hayvanlar, memeli hayvanlar onlardan besleniyor. Biz de o zincir içerisinde, biz de yine o yabani bitki ve hayvan türlerinden biz de besleniyoruz kültürün dışında. Şimdi bu biyolojik çeşitlilik, bu besin zinciri bu GDO olayı ortaya çıktıktan sonra bozulmaya başladı hocam. Evet. Bunun çalışmaları var. Siz çalışmalar dediniz ya, bu ekoloji çalışmaları, ben bunları size gösterebilirim daha sonra. Şimdi programa yetmez. Dolayısıyla da biyolog olarak benim korkum şu. İnsanlık doğanın işleyiş mekanizmasına, ona saygı duymadan, onun kurallarına uymadan müdahale ederse ki bunun sonucuna katlanacaktır, katlanıyor. Ve her geçen görüyoruz, işte biraz önce örnek verdik. Daha ne diyelim? Artık üreme sağlığımızı, yani yok oluyoruz. Evet. İnsanlık denilen, Homo sapiens denilen tür artık gezegenden hızla yok olmaya başladı. Yani GDO'yu savunuyorum. GDO dünyaya bugüne kadar gelmiş geçmiş olan en güvenli teknolojidir. O derecede savunuyorum.